Ben Türkiye'nin Libya'da olması gerektiğini düşünüyorum ulusal çıkarlar açısından. Ama orada nasıl olacağız sorusu ayrı bir tartışma. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Uzunköprülü Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, Devecihan Kültür Merkezi'nde Uçan Profesör'ün Anıları isimli kitabını kitapseverler için imzaladı ve hayranlarıyla söyleşide buluştu. Benim yaşadığım bütün o deneyimleri gençlere yansıtmak ve onlara yol açmak. Bütün çıkış noktamız bu. Profesör Doktor Bağcı söyleşi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politikasında son dönemlerde yanlışlıklar ve doğru kararlar olduğunu belirterek Arap Baharı'nın Türkiye'ye yaramadığını söyledi. Profesör Doktor Bağcı bugüne kadar dünyanın 100'den fazla ülkesine gittiğini, deneyimlerini kitapta yansıttığını belirtti. Burada Edirne halkıyla buluşmanın temel düşüncesi özellikle gençlerimizin yapabileceklerini, bilim adamı olarak dünyayı dolaşabileceklerini, insanlara değişik dillerde konferans verebileceklerini, ben 3 dilde konferans verebiliyorum. Ve daha da önemlisi benim yaşadığım bütün o deneyimleri gençlere aksatmak, yansıtmak ve onlara yol açmak. Bütün çıkış noktamız bu. Bu nedenle Edirne'de olmaktan bir defa daha çok mutluyum ve gururluyum. Hocam sizi en çok etkileyen anınız desek? Anılar. Diyelim. Çok değişik anılar var. Ben bir bal arısı gibi düşünmenizi istiyorum. Dünyanın değişik ülkelerine gidip, orada değişik insanlarla görüşüp, onlardan çok şeyler öğrenip, bir bilgi birikimine, bir deney aktarımına gittim. İnşallah okuyucu kitabı okudukça çok daha fazla neler yaşadığımı görecekler. Uçan Profesör. Evet, Uçan Profesör kim koydu o ismi ben bilmiyorum ama hep öyle diyorlar buna. Uçan Profesör. Belki de Türkiye örneğinde, yani bilim alanında belki çok az sayıda insanlardan biriyiz. Arap Baharı bize yaramadı. Suriye politikalarında büyük yanlışlıklar yapıldı ama bazı kararlar, Afrin Operasyonu gibi, Barış Pınarı Operasyonu gibi ve Libya gibi olaylar da yanlışlıklar içerisinde doğru kararlar olarak değerlendirilebilir. Profesör Doktor Bağcı, Libya konusunda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den soyutlanmaması gerektiğini söyledi. Ben Türkiye'nin Libya'da olması gerektiğini düşünüyorum ulusal çıkarlar açısından. Ama orada nasıl olacağız sorusu ayrı bir tartışma konusu. Yani fiziki anlamda asker gidecek mi, üsler açılacak mı veyahut da aynı tarafı destekleyeceğiz, diplomasiyi nasıl kullanacağız? Bunlar tabii çok detay sorular ama Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den tabii soyutlanmaması gerekiyor. Orada olmak gerekiyor. Bir de bir cümle daha söyleyeyim. Türkiye'nin tabii orada olması bütün dengeleri değiştiriyor. Mesela İsveçli askerler olsa önemli değil. Burkina Faso'lu askerler olsa önemli değil ama Türk askeri dediğiniz zaman işin bütün rengi değişiyor. Bu bizim tarihimizle ilgili bir olay. Tarihsel sorumluluklarımız var, tarihsel bagajlarımız var deyim yerindeyse. Yani olumlu yorumlayanlar var, olumsuz yorumlayanlar var. Ama benim açımdan önemli olan Türkiye'nin ulusal çıkarlarının yeniden bir tanımlama sürecine girmesi ve bunu bir şekilde Türkiye'nin pratiğe uygulaması. Zaten bütün partiler arasında Libya'da bulunma konusunda bir ortak mutabakat var. Yani Libya hükümetiyle yapılan anlaşma konusunda mutabakat var. Tartışılan konu tezkere ve onun getirdiği sorular ki burada o kadar uzun vaktimiz yok.